Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz efsane bir tatlı tarifim var. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı dolusu nişastamı alıyorum. 1 su bardağı dolusu şekerimi içerisine ekliyorum. Kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Sütümü içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Sürekli karıştırarak kaynayıp karışıncaya kadar pişiriyorum. Karnımaya başladığında ocağımın altını kıstım, en kısık ayara getirdim ve koyulaşmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. 2-3 dakika daha ocağımda tutacağım ve daha sonra ocağımdan alacağım. Üç-dört dakika daha kaynattıktan sonra ocağımdan aldım. Servis tabağımın içerisine döküyorum. Büyük küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımı servis tabağımın üzerine koydum ve üzerine hazırladığım tatlımı döktüm. Spatula ile üzerini düzeltiyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ilıdıktan sonra üzerinin kabuk bağlamaması için üzerini streç film ile kapatabilirsiniz. Soğuduktan sonra tatlımı dilimliyorum. 16 dilim olacak şekilde dilimledim. Dilimlerimi biraz küçük yapmıştım. İsterseniz dilimlerinizi büyütebilirsiniz. Bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum. Lokum kıvamında oldukça lezzetli ve sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ben ceviz ile süslemeyi tercih ettim bu sefer. İsterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Bisküvi, hindistan cevizi veya farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ceviz parçacıkları ile süsledikten sonra servis tabağıma alıyorum. Bütün dilimlerimi bu şekilde ceviz parçacıkları ile kaplıyorum. Yapımı çok kolay. Bu tatlıyı gerçekten çok seveceksiniz. Eğer tarifimi izleyip, yapıp, deneyip beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kıvamı var. Lokum kıvamında demiştim. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.